Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Serdar Sarıdağ tabii burada Weghorst meselesini açtı. Ama ekranları yeni açanlar için bir kez daha tazeleyelim. Sonra Muleka'yı soracağım. Savunmaya takviye lazım mı? Daha ne yapacak Beşiktaş? Onu ayrıyeten konuşuruz. Weghorst'ta tabii dün bir imza bekleniyordu ama imza gecikince bir panik olunmuş acaba ne oluyor falan diye. Fakat avukatı şey demiş kulübe, yani bir sıkıntı yok. Şu an evraklar da Weghorst'un önüne gitmiş durumda. Avukatıyla beraber herhalde okunuyor. Bugün imzalayıp göndermesi bekleniyor. Bugün. İmzalanıp gönderilmesi bekleniliyor. Tekrar e-mail yoluyla ya da fax yoluyla, artık sistem nasılsa bilmiyorum ama. Artık fax kalmadı. Artık dijital, tabii fax da kalmadı, doğru söylüyorsun. O da bitti. Şu an evraklar Weghorst'a gitti. Beşiktaş imzaladı. Yönetim oyuncuya gönderdi. Şimdi oyuncu imzalayacak bugün. Normal prosedür bu. İmzaladıktan sonra gönderilecek. Çünkü şu aşamaya gelindi, yani nasılsa sen imza atıyorsun diye biz görüştüğümüz diğer oyuncularla artık görüşmüyoruz. Ya bu saatten sonra bir karar değişikliği olursa bu artık, hani ticarette bunu yapsan herhalde bir daha sen de ticaret yapmazlar. Adın da o piyasada kara listeye girer gibi bir durum. Ama yine bir B, C vardır yani plan. Vardır tabii canım. Başkan dedi ya Seferovic, Arnautovic diye. Hı hı. Ama şu an evraklar gitti, imzalayıp gönderecek. Yani beklenen bu. Avukatta bir sıkıntı yok demiş. Ha, bitti diyemeyiz. Ben imzacıyım, ıslak imzacıyım. Muleka'yı sana sordu reklam arasında Serdar. Evet. Muleka gelirse faydalı olur mu hocam dedi. Yani Muleka'nın gelmesi, ya çok iyi bir ikinci dönem geçirdi oyuncu. Fizik kuvveti zaten çok fazla izledik burada. Özellikli bir oyuncu. Yani eğer ciddi maliyetler olmayacaksa denenmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü bu tip oyuncularda inişli çıkışlı performanslar görebiliyoruz, biliyorsun. Şimdi 4-5 milyon euro verirsin, elinde de kalabilir oyuncu. Tabii. Cagney örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla Muleka, bilmiyorum, herhalde 3,5 milyon euro mu Serdar Hocam? 4 milyon euro mu konuşuluyor? Bir yani şeyler duydum ama. İlk sene kiralama bedeli deyip 1,5 milyon euro, hı-hı, gibi. Sonraki sene 3 veya 2,5 milyon euro gibi. Hani 4 milyon euroya bitirmeye çalışıyorlar. 3-4 milyon euroya bu transferi bitirmeye çalışıyorlar. Kiralık ve sonraki aşamada satın alma mecburiyeti diyebileceğimiz. Hı hı. 22-23 yaşında bir oyuncu hocam. Santrafor'da da oynatabilirim demiş hoca. Solda da oynatabilirim demiş. İki santraforla birlikte de oynatabilirim demiş. Yanında mesela Weghorst, Muleka. Hani birçok yerde değerlendirebileceğim bir isim. Aynı zamanda yedek kulübesinde tutup solda Cenk Tosun eğer biterse, evet, oynatabilirim. İleride belki Halil Dervişoğlu bitecek, bilemeyiz. Umut Bozok'la görüşmeler var deniliyor, bilemeyiz. Ama Muleka'yı öyle böyle almak istiyorlar. Çünkü oldu ya, yarın şey çıktı. Burnley ertesi, hı-hı, gün, hı-hı, ertesi sene şeye çıktı diyelim. Premier Lig'e, hı-hı, çıktı. En azından senin elinde bir tane santrafor diyebileceğin bir oyuncun var. En azından o çok önemli. Çünkü sezon yaz transfer dönemine santraforsuz girmek kötü. Şu an Beşiktaş santraforsuz girdi. Larin gitti. Batshuayi'nin zaten kiralık kontratı bitti. Güven'in kontratı bitti. Santrafor yani yoksa işte gitti. Bir hani Kenan o kaldı elde. Yani. Bir tek Kenan var. Artık santrafor. Tam santrafor değil o da. Güven yani de var. Gitti. Sözleşmesi bitti yani. Tamam, bu anlamda söylüyorum, okay, Aykut. Ondan dolayı hani Muleka'yı aldığınız zaman her anlamda ben iş yapar diye düşünüyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla. Bence de yapar. Yani devamlılığı da olan bir oyuncu. Avcı bir santrofor. Abi, yani o Beşiktaş'a attığı golü bir hatırlayın. Yani, tabii, hani tabii. Vida nasıl top bana geliyor. Ben şimdi ona dokunup uzaklaştıracağım diye düşünen Vida, hı-hı, bir anda topu kalede gördü. Adam sokmuş orada ayağını. Şimdi sağ kaldı tarafı en iyi olan takım. Gezal, Rozier. Bugün al o ikisini, Real Madrid'e koy oynar. Değil mi? Tüm dünyanın kabul ettiği. Ama sol taraf çok kötü. Beşiktaş'ın oraya acil, ivedi bir şekilde herhalde çözüm üretmesi Tayfur lazım. Şu an Tayfur konuşuldu. Rıdvan gitti. Evet. Tayfur Bingöl. Alanya ile masaya oturacaklar. Evet. Bakalım bonservis bedeli ne isteyecekler. 10 asist yaptı bu sezon Tayfur. Ya oyuncu da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği net, çok net belli ediyor. Ha, o tarafı. Ama hayali tabii ki canım. İşte hayali. Beşiktaşlı mıymış o da? Yok, altyapısı ya. Ha, yok, bilmiyordum aslında. Görüşüyorlar şu an. Kazımcan şeye gidince Eybe, Tayfur Bingöl'e daha fazla yoğunlaştılar. Çünkü Kazımcan Tayfur Bingöl'e göre daha genç. Tayfur 28 yaşında. Tabii, 27'ye 28. Genci tercih etmek şimdi daha doğru bir planlama sol bek için.
Ama Tayfur ismi ne? O da geçen senenin istatistiklerini bilmiyorum ama 10 asisti var. Evet, önemli isimlerinden biri. Alanya'nın Süper Lig'e çıktığı sene çok iyi bir performans sergiledi. Adana Demir eski performansları oldukça iyi, bildiğimiz bir oyuncu. Hatta daha önce buralara gelmesini tahmin ediyorduk ama o başkalaşım olmadı biraz sağ içi mental mevzulardan dolayı. Ancak tekrar altını çizmek onun istediğim bir nokta var. Onun da altyapısı Almanya galiba. Yanılıyor muyum? Yurt dışından gelme galiba. Onu çek bilmiyorum. Üçlü savunma oynuyorsa bir takım, sağ tarafı çok güçlü, sol tarafı hiçse herhalde Valerian İsmail oraya çözüm üretmesi lazım. Dörtlünün çünkü sonunda oynatabileceği isimlerden biri olur eğer gelirse Tayfur. Umut var, Tayfur var. Umut da Tayfur. Dörtlünün sonunda oynayabilecek. Aynen. İşte yeterli olur mu? Şu an zaten sol bek var mı? Ya işte nereye geliyoruz Aykut? Aslında çok doğru bir soru. Ama şunu söylüyorum sürekli. Yerli oyuncu havuzumuz çok dar. Evet. Yerli oyuncu havuzunu geliştirmediğimiz sürece, altyapıdan oyuncu çıkartmadığımız sürece, sadece gurbetçi oyunculara kaldığımız sürece bu eurolar bizim ülkemizde uçup gider. Katılıyorum. Al işte Rıdvan. Çıktı. Takımına para kazandırdı aslan çocuk. Gibi. Az ya da çok bilmiyoruz. Öyle ama veya böyle belki Ersin de kazandıracak. Öyle ve böyle Arda mutlaka kazandıracak. Emirhan. Allah sakatlıktan korusun. Emirhan. Emirhan var mesela. Sözleşme uzattı. Şu genç kaleci neydi? Kaleci adı? Emre var. Emre o da çok ondan iyi kaleci, ondan biliyor musun? Arkasında, onun arkasında kaleci. Emir var. Bir şey söyleyeyim mi? Emre, mesela Ersin gitse belki bana çok tepki gösterecek Beşiktaş taraftarlar ama ben olsam direkt Emre'ye veririm kaleyi. Çok net, lider karakterli. O yaşında. Sergen Hoca verdi dediği doğru. Ersin'e verdi Serdar. Oynatma cesareti ya eksik. Oynatmazsan çıkmaz. Hep onu anlatıyorum. Emir Anikan'ı oynatmazsan nasıl çıkacak? Şimdi bak mesela biz oyunculardan bahsedelim. Muleka geldi Beşiktaş'a. İyi mi? İyi. Bunlar nasıl yıldız oyuncular oluyorlar mesela? Diyelim, 17 Modric, yaşından beri oynuyor işte. Modric gelseydi belki, Türkiye'ye gelseydi belki olmazdı. Gittiği kulüpler onu geliştirdi. Mesela Sadio Mane o sene Ersin Hoca dedi ki ya bu nasıl bir adam dedi. Kendi rakibindeki Salzburg'daki Sadio Mane'yi alın bana dese, o gün Sadio Mane Türk futbolunun sistemin içerisine girmiş olsaydı belki ne Liverpool görecekti ne Bayern Münih. Önemli olan bu oyuncuları geliştirebilmek. Şimdi Rıdvan'ı geliştirebildiler, Ersin'i geliştirebildiler. Hoca faktörleri burada çok önemli. Hoca cesaretleri çok önemli. Burada artık demek ki oluyormuş. Yusuf Yazıcı örneği var. Tesadüfen oldu. Ama oluyormuş demek ki. Evet, oynattılar. Yani meritleri, çağlarları gördük. Mesela Marsilya'daki Cengiz Ünder. Marsilya'dan önce hangi takımdaydı? Orada böyle Roma değildi. Değil mi? Roma. Orada böyle değildi ama. Roma'dan önce de Leicester City. Bak, yok, Roma'dan sonra Leicester Roma, City. Roma, Leicester şey. Bak ha, Leicester'da önce böyle Roma, değildi. Önce Roma. Evet, Roma'da evet, böyleydi. Marsilya'da böyle. Niye? Doğru yer, doğru zaman, doğru hoca belki. Onu geliştirebilen. Bunlar çok önemli faktörler. Yani bir oyuncu işte Morutzan'la ben çıkaldığı nasıl kötü adamlar diyeyim. Yani bu paraları veren kulübün scoutları deli mi? Haaland'ı bulmuş bir scout yapısından bahsediyoruz. Marco'yu bulmuş bir scout yapısından bahsediyoruz yani. Doğru zaman, Mustafa Hoca'nın en güzel lafı, futbolu özetleyen en güzel şey, Serdar'cığım doğru zamanda doğru yerde olmak. Aynen öyle. Futbol bu dedi. Mustafa Denizli'nin. Tabii ya. Yani bu noktada Mustafa Hoca'ya da selamlar olsun. Selamlar olsun hocama. Yani Beşiktaş'ta işler yolunda mı? Yani şu an transfer manasında çok bilemiyorum. Niçin? Hocadan bahset peki bize. Valerian İsmail'i anlat. Hoca ile ilgili çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Çok değerli bir teknik adam. Çok enerjik ama oynattığı oyun sistemi büyük takım oyun sistemi değil. Başarılı olduğu yere de bakın. Nerede aldığına bakın. Barnsley herhalde başarılı olduğu en son takım. Nerede aldı, nerede bıraktığına bakın. Ve o Barnsley'in hedefine bakın. Yani hoca... Niye büyük takım sistemi değil dedin? Oynadığı oyun, topa hakim olma oyunu yok. Şimdi siz büyük takımlarda oyuncular toplu oynamak ister daha çok. Kontratak yapmak istemezler daha çok. Anlatabiliyor muyum? Daha fazla topa hakim olmak, toplu oynamak isterler. Şimdi şunu söyleyeyim ben sana. Beşiktaş toplu oynuyor mu? Veya orta sahaları pas geçiyor. Direkt stoperden uzun diagonal toplarla kenarlara Vitor Pereira benzer bir oyun oynuyor. Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe oyuncular niye Pereira ile anlaşamadı? Sadece başka şeylerden mi anlaşamadı? İrfan Can toplu oynamak ister. Diğer oyuncu, şimdi ismini unuttum. Mesut Özil oynadığı dönem toplu oynamak ister. Efendime söyleyeyim, Mert Hakan toplu oynamak ister. Zayis... Ya bu adamla Beşiktaş'a dönelim. Emirhan oynamak ister. Efendime söyleyeyim. Enkudu oynamak ister. Hepsi oynamak ister bu oyuncuların. Şimdi siz sürekli böyle koştur koştur oyuncuları git gelli oyunda oynatırsanız bunu seyirci de çok fazla kabul etmez, benimsemez. Vitor Pereira dönemi seyirci sayısına bakın. İyi giderken daha İsmail Kartal dönemi seyirci sayısına bakın. Dolayısıyla hocanın da hep çalışmış olduğu takımlarda böyle dominant takımlar yok. Dominant takımlarda başarısı yok.
Ama bir şekilde güvenildi hocaya. Hocanın enerjisine. En azından bir oyun iklimi var kafasında o hocanın. Bunlar değerli şeyler. Ancak benim mantığımda biraz sıkıntılı. Hatta şunu da söyleyeyim. Konyaspor'u da kaybetselerdi. İki tane, hatta üç hedef maçtan iki mağlubiyet almış olacaktı. Nedir o? Kasımpaşa 3-0 kaybetti evinde. Evinde Fenerbahçe'yi yenemedi. Evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Aslında bu biraz SOS veriyordu hocanın sistemine. Hatta ben bir şey daha ekleyeyim. Kayserispor maçında deplasmanda Mert Çetin sakatlanmasaydı Kayseri'yi de ben Beşiktaş'ın yenebileceğini düşünmüyorum. O maçta Mert Çetin sakatlandı. Enkudu girdi. Bir penaltı falan maç çevrildi. Hatırlayalım lütfen. Oyuna sonradan yine Uğur'da maç eksiği var. Uğur Demirok. Hatta bir penaltı yaptı. Burada ben Beşiktaş'ın açıkçası hocanın oynattığı oyun mantalitesinde sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bir de şu an bu oyun, şu an Abdülkerim'i de alamadığınız için biraz dörtlüye dönme dönemi. Saiz var. Saiz'in yanına şimdi kim oynayacak? Wellington mu oynayacak? Serdar Saatçi mi oynayacak? Montero, Saiz yan yana mı oynayacak? Bilemiyorsunuz yani. Yerli oyuncu tarafı var. Rıdvan'ı kaybettiniz. Birçok şey var. Yani diyor ki macera aramasına gerek yok bence diyor. Yani üçlü savunma. Şu var. Eğer üçlü savunma için güzel bir kadron varsa elinde çık oynat hocam. Vitor Pereira niye oynatıyorsun demediler ki. Bu kadroyla olmaz dediler. Haksız mıyız hocam? Olmadı bu zaten. Olmadı aynen, işte. Aynen hocam. Ben Vitor Pereira dedi ki bu kadroyla da yaparım ben dedi. Biraz inat etti. Üçlüyü dünyaya aynen. Ben getiriyor. Halen inat ediyor. İnat ediyor. İnat. Brezilya'da sen Vitor Pereira ruh haline bir baksana Brezilya'da. Halen inat ediyor. Yani ondaki sıkıntı o. Onun yani teknik adamla kim bir şey diyebilir ki? Ben Serdar Sarı'da 30 senelik gazeteciyim. Ben gidip adama sen hocalık hoca değilsin diyemem ki. Ya, ama ben Serdar Sarı'da 30 senelik gazeteci dışında Kıraathanedeki adam bile bu kadroyla üçlü savunma mücadele bilir. Futbol o kadar zor değil ki.